Bilim kurulu toplantısı salgının seyrin, alınması gereken tedbirler ve aşı programı gündemiyle toplandı. Toplantının ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Günlük vaka sayılarının halen yarısı İstanbul kaynaklıdır dedi. Vakaların yaş aralıklarını duyurdu. Toplantıdan yeni kararlar çıktı mı onu şimdi öğrenmek için de hemen Ankara stüdyomuza dönelim. CNN Türk muhabiri Sena Alkan karşımızda. Sena merhaba, kolaylıklar. Neler söyledi bakan, yeni kararlar çıktı mı toplantıdan? Büşra, dünkü toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi açıklama. 6 maddelik bir açıklama yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 6 maddede salgınla mücadelede ne gibi adımlar atılabileceğini özetledi. Öncelikle şunu söyleyelim, vaka artışlarının yarısı halen İstanbul'da mesajı verdi Fahrettin Koca. Bu bağlamda İstanbul'daki vatandaşları da uyardı. İl il esasında vakaların değerlendirildiğini söyledi ve yaş dağılımı ve iller bazındaki de bakıldığına ilişkin yine açıklamada notlar düşüldü ama en riskli grup 65 yaş ve üzeri. Burada da hatırlatma dozu olan aşılarının uygulanması konusunda hassasiyet gerektiği mesajı yine verildi. 6 maddeden bahsettik. Dilersen bir bakalım bu 6 maddede neler var. Özellikle aşı olmuş kişilere ilişkin karantinaya alınmaması kararının uygulanması devam edilecek. Bunu anlıyoruz. 6 maddenin ilkinde bu var. Yine devam edecek olursak omikron varyantına atıf var. Omikron varyantının hastaneye yatışları etkisinin önceki varyantlarla kıyaslandığında önemli ölçüde daha az gerçekleştiğine işaret ediyor Koronavirüs Bilim Kurulu. Ancak vaka sayılarının artışının çok yüksek olması durumuna da yine işaret ediliyor. Bu bağlamda da sağlık kapasitesinin zorlanma ihtimali öne çıkıyor. İşte bunu dikkate alarak da yine vatandaşların tedbirleri almaları ve sorumlu davranmaları noktasında Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bir çağrısını görüyoruz. Pilot bir çalışmaya atıf yapılıyor yine. Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalarla planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir deniyor. Bunun detaylarını bugün yarın göreceğiz. Bu planlı taramalar nasıl olacak? Pilot çalışmalar nerelerde olacak? Bunları da takip edeceğiz elbette. Özellikle hatırlatma dozlarının hassasiyetle yapılması gerektiğine yine atıf var. Dediğimiz gibi 65 yaş üstüne uyarılar var. 65 yaş üstü vatandaşlar hatırlatma dozunun uygulaması oldukça önemlidir ifadesi kullanılıyor. Halen daha salgının ilk gününden bu yana geçerliğini koruyan bir madde, son madde maske kullanımı. Maske bizi salgından koruyacak en pratik ve etkili korunma yöntemidir diyor Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu yaptığı o açıklamada dünkü toplantının ardından Büşra.